Efendim selamlar selamlar selamlar. Arkadaşlar bugün Büyük Şampiyon 3 vs Şampiyon 1 takım maç atarsa ne olur onu izleyeceğiz. Şimdi ligin birinci maçı tamamlandı. Biz Fly High Rocketeers adlı bir takıma karşı kendi Büyük Şampiyon 3 takım 2 tane maç attık. Birinci maçı 1-0 kaybettik ki bizim için çok iyi bir sonuç. İkinci maçı da 9-0 kaybettik. 9-0 kaybettiğimiz maçı çok göstermeyeceğim ama gidip Skylife'ın yayın tekrarından izleyebilirsiniz. Çok saçma hatalar yaptık öyle söyleyeyim. Yani normalde 5-6 falan yerdik, 9 yedik ama birinci maçı çok iyi oynadık. O yüzden bu maçı göstereceğim ve birlikte analiz yapacağız. Bakalım aradaki farklar nelermiş. Hem görmüş olacağız hem tatlı video olacak. Benim bakış açımdan izleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Arkanıza yaslanın. Videoyu güzel beğenin. Lig Discord'una katılmadıysanız Lig Discord'una katılın. Bugün çekiliş için son gün, lig maçlarına duyurusu, yayın bildirimleri oradan yapılıyor. Haydi başlayalım. Akşam 7'de yine lig için yayındayız. Ben de chat'te oluyorum zaten biliyorsunuz. Hadi bakalım. Başladık. Şimdi karşıda şöyle göstereyim bir dakika. Şuraya tekrar bir gelin. Karşıda Kuli var. Elise var. Sykes var. Kuli'nin büyük şampiyon 3 olduğunu biliyorum ama Elize ve Sykes'in büyük şampiyon 3 olduğunu tam bilmiyorum ama onları da büyük şampiyon 3 gözüyle bakacağım çünkü harbiden ya bayağı sağlam takım arkadaşlar. Hakikaten çok baba gibi oynuyorlar. Hadi bakalım yorumlamaya geçelim. Şimdi kickoff kaybediyoruz. Sanki biraz ses yine kısık gibi ya. Bir dakika. Şuradan bir sese şey yapalım. Ayar verelim. Tamam hazırız. Şimdi burada Elise direkt topu kapıyor. Ben burada mı istiyorum? Şimdi biz burada biraz ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de fark ettiyseniz bizim taktiğimiz şey arkadaşlar. Bir kişi kesin defansa kalıyor. Gerekirse rakibin yarı sahasına hiç çıkmıyoruz. Çünkü bizim burada amacımız fark yememek. Birinci maçta 1 yedik. İkinci maçta 9 yedik. O nasıl oluyor? Rakip mi saldı diyeceksiniz. Hayır salmamışlar. Gittim maçtan sonra da karşıda oynayan Kuli'ye sordum abi. Yani orada şeyden bahsediyor. Biraz biz sizi tarttık hani. Nasıl olduğunuzu anladık. Nasıl oynadığınızı anladık. İkinci maçta sapladık falan dedi yani. Sapladık demedi de şey dedi işte. Yendik dedi yani. Şimdi. Burada Efehan'dan daha doğrusu Can'dan güzel bir deneme. İlk atak bizden geliyor. Burada Kule farkını konuşturup geçiyor beni. Ya buradan bir de anlıyorsun zaten rank farkı çok yüksek. Burada ben yine mi istiyorum? Ben ilk başlarda çok mu istiyorum arkadaşlar? Aşırı mı istiyorum? Sonra toparlıyorum. Bir de bunda şeyin de etkisi var. Yani çok uzun zaman olmuş abi böyle aşırı tryhard bir maç oynamadım. 2 ay olmuş diye kolay. En son bir lig maçında bak yine mi istemişim. En son bir lig maçında yine oynamışız. O yüzden kötü oynuyorum ilk dakikaları. Bak yine mi istemişim. Kaç tane top mu istemişim abi. Zaten ben burada takımı şey de diyorum maçtan önce. Ben normalde oynamayacaktım arkadaşlar. Benim yerime büyük şampiyon bir oyuncusu var. O oynayacaktı. Ben zorunluluktan girdim oyuna. Diyorum ki bak diyorum. Ben misleyeceğim topları. Zaten rakip de iyi. Ona göre pozisyon olur. Onlar da bu infoyu aldıkları için ona göre pozisyon oluyor. Burada yine mi istiyorum ama burada Kulin'de farkı var yani. Orada güzel bir çalım atıyor bana. Biri bunu yapıyor. Burada bir pinch deniyorum. Kaleye gitmese top uzaklaşıyor. Yine rakipte kalıyor. Burada Efe'nden güzel bir kurtarış geldi. Burada bak bu kurtarış bence güzel. Şimdi burada olayı anlatayım. Hatta Kuli vuruyordu lan topa. Sykes vuruyordu. Sykes'in gözünden bilselim bunu abi. Player view diyelim. Tamam mı? Sykes'e gelelim abi. Bak şimdi ben buradayım. Can gidebilir değil mi? Ben Can'ı beklemiyorum. Hani alamaz diye. Efehan da var ayrıca o bölgede. Ben direkt langır lungur atlıyorum. Yani burada önce davranıyorum ve başarılı oluyorum. Buradan sonra ben biraz daha açılıyorum. Özgüvenim falan yerine geliyor. Kurtarış almışım falan kafası. Maç hala 0-0 devam ediyor burada. Büyük şampiyon 3 takımı bize 1,5 dakikadır gol atamadı. Karşılığında da şampiyon 1 ortalamalı bir takım var. Ya yani benim rank şu an şampiyon hatta unranked diyebiliriz. Benim rütbe bence şu an elmas seviyesi. Şu anki oynayışımdan bahsediyorum. Isırık olmadığım ki oynayış. Elmas 3 seviyesi. Efe'nin şampiyon 2 olduğunu biliyorum. Can'ın da şampiyon 1-2 olduğunu biliyorum. Ortalamayı al şampiyon 1 yapar işte. Tamam. Burada yine güzel blok. Buradan sonra ben biraz açılıyorum artık. Efe'nin diyor ki bak git. Bak burada
Burada bir hata var, onu göstereceğim. Bak ben burada Bulls'a giriyorum. Efan diyor ki bas adama. Ben bastım. Geri döneceğim diyorum. Efan burada bir tereddüt ediyor. Tereddüt ettiği için de top gördüğünüz gibi rakibe veriyor topu. Ama burada hatasını telafi ediyor ve şurada müthiş pozisyon yakalıyor. Bunu göstermeden olmaz Efan'ın gözünden. Bir saniye. Bak. Önü boş abi. Bulls'u yok. Burada yapması gereken bence topun tam yere sekeceği anda powerlamak. Burada Efe Sykes geliyor diye hemen böyle bir panik oluyor. Acele ediyor. Çok kötü bir vuruş yapıyor. Yani power da gitmiyor ama canı sağ olsun. Bundan sonrasına geri dönelim abi. Şimdi benim gözümü izleyin biraz daha. Şimdi Efe'nin mislemesini bir de benim gözümden görelim. Biz burada aa falan diyoruz lan. Öne mi geçtik diyoruz. Bir de bu takım arkadaşlar ligin yani bana göre en iyi 3 takımdan biri. Çok saygı duyulması gereken bir takım. Çok iyi oynuyorlar. İşte hiç böyle şeyleri yok. Bir dramaya karışmışlıkları yok abi. Öyle söyleyeyim. Benim çok sempati duyduğum takımlardan biridir Flyer Rakitas. Yani ayrı olarak ben çok seviyorum bu takımı. Oyunlarını da çok beğeniyorum. Ya bir de şey mantığı var abi. Bak ben bunu anlamıyorum arkadaşlar. Ya ben elmasım. Niye büyük şampiyonlarla niye SSL'lerle oynuyorum? Ben de diyorum ki sen niye oynamayasın? Soruyorum. Cevap ver. Niye oynamayasın? Bak benim argümanım belli. Sen bu oyuncularla hayatında kaç kere oynayacaksın? Bu bir deneyimdir. Deneyimin iyisi kötüsü olur eyvallah ama bu deneyimin kötüsü olmaz. Çünkü sen bu adamları yenilsen bile bunlardan iyi bir şeyler kapacaksın. Kendi rankına dönüp maç attığın zaman her türlü bir fark hissedeceksin. Olumlu anlamda senin yerine. O yüzden bu lig biraz daha şey gibi düşünebilirsiniz. Hem rekabet açısından hem böyle bakarsın e-spora bir oyuncu bile çıkartabiliriz. Neden olmasın? Anladın mı? Böyle düşün abi. Her şey böyle netice olarak bakmayın. Bak biz 9-0 yendik. Keyif almaya baktık. Anladın mı? Bu arada maç sonuçlarını da tam şu an durdurup koyarım. Tam böyle tasarım yaptım maç sonuçlarını güzel. Ya abi çok uğraşıyoruz onu söyleyeyim. O yüzden hepinizi Discord'da bekliyorum. Discord'u bugün bir 900 kişi yapmaya çalışacağım. 880'lerde falan. 1000 kişi olursa da güzel bir sürprizim olabilir. Bak söz vermiyorum ama bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bir çekiliş falan bağımında. Ama söz vermiyorum. Açıklama ve yorumda Discord var dediğim gibi. Şu an durdurup olmayanlar katılıp gelir. Devam. Bıdımızı yaptık. Şimdi burada kule güzel vuruyor. Elite'den bir burada anlamadım bu hareket adını. Burada bak ben kurtarıyorum. Bu pozisyon çok acayip izlenmesi gerekiyor. Şimdi burada Efendim misinde oyundan düştü. Ben kaldım, can kaldı. Burada kim geliyor? Sykes geliyor. Ben uçuyorum topa tutuyorum. Direğe çarpıyor benim tutmamla. Sonra da can tutuyor. Ya bu acayip bir pozisyon. Gidip bunu yayından da izleyin. Çok iyiydi yani. Dediğim gibi yayınlarda Skylife yapıyor. Twitch kanalında Skylife RL. Direkt bitişik Skylife RL. Gidip yayın tekrarı var zaten izleyebilirsiniz. Şimdi burada ne oluyor bir anlamam lazım. Elise yine bastırıyor. Ben burada kötü bir dışarı atma yapıyorum. Canlı bir anlaşmazlık. Sykes geliyor. Resetini alıyor. Burada uzaklaşıyoruz. Bak fark ettiyseniz arkadaşlar hiç şey yapmıyoruz. Yani doldur boşalt. Doldur boşalt. Ya yani Anadolu takımı gibi kapanmışız abi yarı sahamıza. Çünkü yapacak başka bir şey yok abi. Rakip yani güçlü. Çıkarsan sana haddini bildirecek bir rakip yani. Cezanı kesecek. O yüzden sen bu rakibe oyunun kuralına göre oynaman lazım. Biz öyle yapıyoruz şu an. Haddimizi bilerek oynuyoruz yani. O 9-0 yediğimiz ikinci maçı göstermeyeceğim ama zaten çok kötü oynadığımızı bahsettim. Orada haddimizi bilmeden oynuyoruz. Burada güzel bir save daha. Burayı bir daha izlemek lazım. Efe abi istemiş olabilir. Çok normal. Ben de çok istedim. Burada kule. Ya açısı çok daha çok zor bir pozisyon. Deniyor. Tutuyorum. Çok aslında zor bir save değil ama iyi değil. Burada sanırım gol geliyor. Bir bakmam lazım. Şimdi burada bir double commit geldi. Elise bana vuruyor burada. Ya ben de oyundan yarı düşüyorum. Ama toparlanmışız. Bak 3,5 dakikadır golleymişiz. Kendimizden 6 lig üstteki takıma karşı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Burada bak şu pozisyonu bir izleyelim. Efendim bu videoyu izleyecektir. Burada bak. Burada dedim ki bırak bırak diye bağırıyorum burada efendim. Bırak 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 yapıyorum böyle. Efendim herhalde geç duydu. Tamam mı?
Önüm boş. Bak bir dakika. Burada kim var abi? Bak. Sykes kendisiyle cebelleşiyorsun. Bak topa gidememiş Sykes. Ya şurada bıraksa ben alacağım. Tamam bak. Elise burada. Queen'i burada. Buradan yani ne yapardım bilmiyorum ama muhtemelen bir double mı denerdim. Bir şeyler yapardım. Ama çok bomboş çerez gibi pozisyonu benim için. Efendim burada bırakmadı. Sonra ben de üzülerek yerime döndüm. Ve bu pozisyon devamında gol oldu izleyeceksiniz. Yani hatayı doğurdu. Kötü oldu yani. Yani biz gol atabilecekken burada gol yedik. Zaten burada maç kırıldı, koptu, gitti. Ama bir devamını da izledim. Ya çünkü sonra oynan pat diye düşmedik. Yani direkt 2 yemedik. Maçın geri kalanını 1-0 götürdük. Burada Kuli ile Sykes. Abi şu oyunları çok iyi ya. Ya bir kimya var yani onu hissediyorsun. Bak şuradan havadan paslaşmaları yaparsın. Orası ayrı da bu kadar uyumlu şekilde yapmak için harbiden iyi bir kimya oturtturmak lazım. Burada Kuli ne deniyor? Ben sadece uzaklaştırıyorum gördüğünüz gibi. Burada Bulls'un bitiyor. Sykes alıyor. Elise'yi bırakıyor. Oradan yine atağa çıkıyorlar. Ya yani gördünüz mü kimyayı? Adamların şey belli abi. Ne ona? Rotasyonu, planı belli. Yani kim ne yapacak? Onu bir saniye içinde belirliyorlar pozisyon olarak. Yani Kuli burada bir Philip reset deniyor. Olmuyor. Şimdi ben burada Sykes'e 1-1 kalıyorum. Ama pozisyon avantajı 10'da. Deniyorum. Alamıyorum. Efendim güzel uzaklaşıyor. Ben burada Elise'yi taciz ediyorum. Bak zaten bilmiyorum bufflanacağı için mi demo yiyeceği için mi saldı topu. Ama burada Elise'ye koşuyorum. Ha yok Efe'an vuracağı için salmış abi. Efe'an vuracağı için salmış. Ama muhtemelen salmasa da bir patlatma gelebilirdi yani. Kesin koşmuyor ama denerdim. Şimdi burası 1 ve 1. Allah'tan burada kötü bir pik atıyor. Burada misiyorlar. Efe'an vuruyor. Güzel de vuruyor bu arada. Ama tabii yani rakip iyi. Bunu yiyecek bir rakip değil. Şimdi burada 3'e 1 pozisyon. Güzel çıkartıyor. Bak çok iyi top çıkartıyor. Sykes misliyor. Çok mislemişler abi onlar da ya. Yani kendilerine göre kötü oynamışlar. Burada az daha kendi kaleme atıyordum ben. Son saniye. Burada Sykes'e bir çalım atıyorum. Bulls'un bitiyor ve top yere düşüyor. Orada Kuli de topu indiriyor. Bulls'un bitmeseydi muhtemelen Kuli alırdı. Ama yani elimizden geleni yaptık. Ve bence harbiden çok iyi bir maç oldu. Şöyle istatistikleri de göstereyim. Bir de maçtaki sizlere ısı haritalarını göstereyim. Bu oyunda ısı haritasından bakma özelliği de var. Oyunda değil de sitede. Bir de onlara bakalım bakalım kim neler yapmış görelim. Şimdi geçtik ısı haritalarına. Arkadaşlar parti parti gideceğiz. Tamam bak Elize'nin ısı haritası yani görüyorsun ne kadar rahat. Efe'nin ısı haritası bak genelde defans ağırlıklı. Zaten kırmızı oldu mu burada daha çok yayınlaşıyor. Bu 45 kendi sahasında oynamış. 154 rakibin yarı sahasında oynamış. %36 atak, %31 orta saha, %31 defans. Bir defana bakın 81 kendi sahasında. Can en az geride kalan isim de bizden 77 kendi sahasında kalmış. Burada Kuli görüyorsunuz. Kuli daha çok geride oynamış. Hazır mısınız? Ben görüyorum şimdi. Şu haritaya bak. Allah'ını seviyorsan bak. Kıpkırmızı abi. İleri hiç çıkmamışım lan. Bak. Şurayı gördün mü? Rakibin solunu. Rakibin solunda hiç oynamamışım. Yok yani. Öyle bir şey yok abi. Full kendi sahamda oynamışım. 170 defansa kalmışım. Bizimkiler %60'larda geziniyor. Sykes ise %57 bizim yarı sahada kalmış. Pozisyonlara bakalım bir de. Burada takım arkadaşlarına olan mesafeyi görüyorsunuz. En yakın bizden Can var. Bu sene çok iyi. Ortalama pozisyonlarda bu ne abi? Bunu anlamadım ama burada placement var. İşte burada kimin en çok geride kaldığını görüyorsunuz yüzdelik dilimlere göre. Burada ben %27 öne çıkmışım mesela. %39 defanstayım. Ondan sonra bu ne? Yine defensive third ne demek abi? Herhalde yine bizim yarı sahadan bahsediyor burada. Tam anlamadım İngilizcesini ama ne defansif istatistikler. Ha bu tam. Orta saha. Defansif taraf. Bu da atak tarafı. Burada yine yüzdelik dilimlere ayrılmış. Burada yine yarı saha istatistikleri var. Burada kim topa daha yakın onu görüyorsunuz. Ben topa en uzak kalan isimmişim maçın genelinde. Onu görüyoruz. Yani müthiş bir şey. Bu seneden bu arada net şekilde istatistik çıkartırsınız. Kendinize gelişim için bir sürü şey yaparsınız abi. Topun arkasına geçen
En fazla isim ben değilmişim abi, bu arada Efe almış. Ben de topun önünde olan en az isim değilmişim de Efe almış. Burada bakıyoruz ne bu? Topa ortalama mesafe. Burada da işte geri kalan şeyleri görüyorsunuz. Ha bir de puanlamayı göstereyim. Kim daha fazla puan aldı? Şöyle overview diyelim, tamam mı? Birinci maçı ben 247 puanla bitirmişim. Yani takımın en kötüsüyüm. Karşıdaki istatistikler de böyle. Gördüğünüz gibi şutları görün. İki şutumuz var. Fena sayılar aldık yani. Bizim bir şutumuz var. 9-0 yendiğimiz maçın istatistiklerini de göstereyim sizlere hemen şuradan. Fly High Rakitic Olympic Guard şeyine tıklayayım. Bak burada 9-0 yendiğimiz maç. Burada 317 puan yapmışım. Can biraz düşük kalmış bizden. Karşıda gördüğünüz gibi yapıştırmış. Biz yine iki şut atmışız. Ve ısı haritasını da göstereyim 9-0'lık maçın. Bakın ben ne yapmışım abi ısı haritasında. Efe Anya defansa bayağı kalmış. Burada Kuli değişik bir ısı haritası çizmiş. Ondan sonra burada yine en fazla defansa kalan Efe Han bu sefer. Sonra ben olmuşum, sonra Can. Bu sefer daha fazla defansa kalmışız. Ama yine golleri yemişiz. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle güzel bir analiz oldu. Böyle analiz işte tekrar analiz videolarının devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer güzel görüşleriniz varsa veya olumsuz görüşleriniz varsa, hata varsa belirtebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Çok mutlu olurum. Çekiliş için de Discord'a gelebilirsiniz. Lig için, her şey için, turnuva için. Artık orası bir okelik topluluğu gibi yani, öyle düşünün. Discord linki de açıklamada, yorumda var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.